Evet arkadaşlar, şimdi size yeni almış olduğum LG Optimus Play'in kutu açılımını gerçekleştireceğim. Gayet şık mücevher sandığını andıran bir kutusu var. İçinde çok zarif, çok ince bir Optimus Play. Bu şekilde gösterelim. Kutunun içinden bir adet bilgisayarla Optimus Play'i bağlamak için kullanacağımız bir kablo çıkıyor. Tabii ki her telefonda olduğu gibi bir kulaklık. Bataryası. Bir de şarj aleti çıkıyor. Bir de içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Türkçe ve İngilizce anlatım yapıyor. Şöyle koyalım. Gayet ince bir telefon. Şu şekilde açtığımız zaman. İçinde hediyesi var. 2 GB'lık bir hafıza hediyesi. İnceliğini daha yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, telefonun kurulumuna geçelim. Şu bölümden açıyoruz. Alt kısmından. Gayet kolay bir şekilde açılıyor. Bataryamızı açıyoruz. Bu şekilde gayet kolay bir şekilde takıyoruz. LG Optimus Black gayet şık ve zarif bir tasarıma sahip. Üst bölümden kolay bir dokunuşla telefonu açıyoruz. Evet arkadaşlar, telefonumuzun ilk kurulum nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Biraz eğri tutuyorum çünkü gayet parlak bir ekranı var. Nova Display kullanıyor. 700 nit. Güneş ışığında performans almamız için parlaklık biraz fazla tutulmuş ama görüntü gayet net. İlk aşamada devam deyip dil seçimini yapıyoruz. Türkçe'ye. Buralara geçelim. Wi-Fi seçiyoruz. Wi-Fi kullanım ayarlarını sonra yaparız. İleri diyorum. Buralara geçtim. Burada nasıl kullanacağımızı, masa üstümüzü nasıl özelleştireceğimizi gösteriyor. Görüntümüzün ayarını biraz kısalım. Kamerada daha net görünsün. Telefonumuzda diğer telefonlarda olmayan G-Key özelliği var. G-Key özelliği videolarımızı, resimlerimizi parmak dokunuşlarıyla değil de G-Key tuşuna basılı tutarak oynatabiliyoruz. Şu anda hafıza kartımızda resim olmadığından dolayı size bu özelliği tam olarak anlatamayacağım ama bu şekilde gördüğünüz gibi Jiva sanırım var içerisinde. O şekilde daha kolay yönetebiliyoruz. Google haritalarında yönetim ve yön bulmayı daha kolay sağlıyor G-Key tuşu. Gördüğünüz gibi. Telefonun birçok application'da, birçok özelliğinde G-Key tuşunu kullanabiliyoruz. Telefonumuz inceliği, hafifliği ve farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Nova ekran teknolojisiyle parlaklık gerçekten yüksek bir boyutta. Güneş ışığına çıktığımızda ekran görüntüsünden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Daha sonraki videolarımızda bu testlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün size LG Optimus Play'in kutu açılımını gerçekleştirdim. Yakın zamanda daha detaylı inceleme videolarımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.